Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Torima markalı bir GoPro'yu inceleyeceğiz. Arkadaşlar sadece bir YouTuber incelemiş, biz de ikinci YouTuber olarak videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, elimde şöyle Torima'nın bir şey var, kamerası. Şimdi çıkartacağım tabii, ben bunları açtım, attım her şeyi. Her şeye baktım ama size bir daha inceleyeceğiz. Kutu birazcık dandik. Yani dandik dedim, yani güzel salınmamış. Koruyucuyla falan da gelmedi. Şimdi burada şöyle bir kılavuzu var. Şöyle göstergesi var. Bunu okumanız lazım. Ya ben okudum, çok güzel. Aman. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kameramız var. Bu kameraya en son gelelim. Şimdi şöyle bir bez gönderiyorlar. Sonra şöyle bir anlamadığım bir şey gönderiyorlar. Bu GoPro bu arada arkadaşlar. 4K çekebiliyor ve aksiyon kamerası. Şöyle bu su altında geçiriyor arkadaşlar. Aslında bununla gönderiyorlar. Normal hava kapaklığı göndermiyorlar. Yani gönderiyorlar içinde ama buna takmıyorlar. Biz hava kapaklığı taktık normal zamanla. Denize giderken de bunu kullanırsınız. Güzel olur. Yani geçirmez zaten, bunu kullanmayacağım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir şey. Bunlar kilit. Bunlar şey arkadaşlar. Ha şunu ben taktım arkadaşlar, çıkartamadım. Bu yakaya takılıyor böyle. Bu da GoPro'ya takılıyoruz. Şöyle bir şey daha. Ya çok anladığım şeyler değil arkadaşlar. Şöyle bir daha. Şöyle şunu. Şöyle. Hepsini çözeceğiz. Şöyle bir şey çıktı. Ben bunun ne olduğunu anladım. Böyle kaska falan yapıştırmak için şöyle. Ve benim en çok kullanacağım şey de şu bisiklet gidon şeyi. Bir de şu çıktı. Bir de şu çıkmıştı. Göstermiş miydim bilmiyorum. Arkadaşlar yani malzeme kaliteleri de güzel. Şimdi bunları kutuya koyalım. Kutumuzu koyduk. Kutu da böyle arkadaşlar. Küçük buraya şeyleri koyuyorlar. Güzel bence. Kamera yani güzel. Çok kaliteli. Ben çekimini de sevdim. Arkadaşlar şimdi kameramız şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Aha. Bunu nasıl atacağımızı söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız yanlış açabilir. Mesela ben de ilk geldiğimde yanlış açmıştım. Arkadaşlar bakın, ben şuradan, şurası var ya, şura. Şurayı çekip şuradan açacağımızı zannetmiştim. Ama şuradan açılıyormuş. Bak şuradan. Şuradan açtık. Sonra şurayı açıp dikkatli bir şekilde kameramız elimizde. Bunu geri takarken ise şöyle, şu oturmayacak. Şöyle şuraya kapattık. Sonra kapatıyoruz. Onu da gösteririm. Kılıfımız böyle. Ay yani kabımız. Güzel. Böyle bir kamera. Küçük. İçinden ses geliyor. Şöyle açıyorum şu anda. Açtım. Ve beni görüyorsunuz. Kameradan güzel gözükmüyor olabilir ama güzel. Bir dakika, ben hemen bir fotoğraf çektiğim fotoğraflarımı bir bulayım. Heh. Tamam. Heh. Bir dakika arkadaşlar. Hemen çektiğim şeyleri bulayım. Mesela arkadaşlar bakın. Şöyle balıklarımı çektim. Şöyle göstereyim. Güzel çekiyor arkadaşlar ama karanlıkta, çok ışık olmayan yerde de kullanmanızı önermem. Çünkü çünkü çok gözükmüyor. Mesela bakın, ben saat 10-11 civarıydı. Ben şöyle bir fotoğraf çektim. Şöyle bir fotoğraf çektim. Gökyüzü aslında bura. Ama gözükmedi. Ben şu anda gözüküyorum. Yani öyle. Güzel bu arada arkadaşlar. Yani sevdim. Bakın bir de benim şöyle. Şura. Başka da bir şey yok zaten. Ha, burada bir de ayarlar var arkadaşlar. Ayarlar da güzel aslında. Çok şey var. Şu yanlarda tuş var. Burada var. Burada var.
Bu arada güzel. Dışarıda çekmeye çalıştım. O da güzel ama bir hafıza kartına ihtiyacınız oluyor arkadaşlar. Hafıza kartını tabii ki de şuraya takıyorsunuz. Şuradaki yere takıyorsunuz. Arkadaşlar silmek istediğinizde ise silmek diye bir yer var. Bakın şu yeşilin olduğu yer. Ondan yapabiliyorsunuz. Wi-Fi şifresi de var arkadaşlar. Çok iyi. Wi-Fi şifresini bütün kameralarda aynı ama ben söylemeyeceğim. Tarih falan ayarlıyorsunuz. Güzel. Güzel arkadaşlar. Kapanma şeyi de şöyle güzel. Goodbye. Evet arkadaşlar kameramız böyleydi. Bence güzel bir kamera. Alınabilir. Zaten ucuz fiyatlı yani 800-900 gibi bir şey. Ya, ama bu kadar malzeme de yani bence 900'e değer. Çünkü arkadaşlar ben bütün malzemelere baktığımda yani buradan birkaç malzeme daha fazla olduğunda 4000 lira falandı. Şöyle göstereyim nasıl kapattığımızı. Şöyle yapıyoruz. Böyle bakın böyle olursa şöyle olursa olmaz. Bunu açarsınız. Şöyle bakın ilk önce şuraya geçireceksiniz. Şurayı sonra kapatacaksınız. Ve bitti. Şöyle de kullanabilirsiniz. Bence makine yani GoPro güzel. Buna da bayağı bir video gelir arkadaşlar. Bakın şurada da gördüğünüz gibi delikler var bakın şurada. Şurada da delikler var. Ve zaten şu kitapçık arkadaşlar her şeyi anlatıyor. Torima markalı bir kamera bu arada. Ya her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Mesela bakın şurada nasıl kullanıldığını, sonra burada neye lazım olduğunu falan anlatıyor. Yani bence güzel arkadaşlar. Almanızı tavsiye eder miyim onu bilemem. Yani herkesin kendine bağlı. O yüzden bir şey demiyorum. Mesela şuralarda yazılar var. Bu yazıları okuyun derim. Çünkü arkadaşlar mesela böyle kamera şarjdayken her şarjını unuttum. Bir dakika getiriyorum. Arkadaşlar evet şarjı da şöyle küçük. Şarjı da güzel bence. Ha bu arada arkadaşlar şurada şu alt tarafında yani şimdi kamerayı çıkartayım. Göstereceğim. Batarya kısmı var ben çıkartamadım. Orayı çok sinirim bozuldu. Bataryaya falan da bakmak isterdim. Ben 4K çekmiyordur. Ama bu arada kameranın harbi görünüşü güzel ya. İçinden böyle bir ses geliyor. Kalitesi bu arada harbi diğer kameralara göre bence daha iyi. Ya diğer kameralar dedim yani GoPro, Hero falan değil de hani böyle ucuz fiyatlı kameralara göre çok güzel. Bakın şurada bir yer var. Şurada bir kısım. Şurası bataryanın olduğu yer ve ben burayı çıkartamadım. Şuraya da şarjını takıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Ama tek bir tane şarjını göstereceğim. Şarjını gösterdikten sonra da videoyu kapatırım. Bu arada arkadaşlar kutu çok berbat geldi yani. Berbat dediğim yani abi şunu başka bir şeye sararsın yani. Bu ne ya? Ben kutu şeyini beğenmedim. Söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bakın şöyle ucu. Şöyle. Bu da bu şeye takıyoruz. Bu her şey olur herhalde. Evet. Bakın gördüğünüz gibi şöyle kısa bir kablo. Şu kadar bu uzunluğu var. Yani şu kafamdan şu aslana kadar. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şunu da koyduk kutusuna. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı, yorum yazmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bir dakika şunu yerleştireyim. Tamam. Devam edelim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ensar Küçük Ali ile kalın. Bye bye.